TÜİK verilerine göre ülkemizde yaklaşık 7 milyon yaşlı nüfusu bulunuyor. Genç nüfusa sahip ülke arasında yer alsak da yaşlanıyoruz. Peki sağlıklı yaşlanabiliyor muyuz? Evde yaşlı bakım hizmetlerinin ilimizdeki durumu ne? Yaşlanmayla ilgili beraber ortaya çıkan bakım problemlerine nasıl çözüm bulunabilir? Haberimizde. TÜİK verilerine göre Türkiye'de yaklaşık 7 milyon yaşlı nüfusu var. Türkiye yaş ortalamasına göre genç nüfuslu ülkeler arasında yer alsa da Türkiye yaşlanıyor. Nüfus arttıkça yaşlılık daha da görünür oluyor. Nüfusumuz evet artıyor ama yaşlanıyoruz da ya da sağlıklı yaş almak istiyoruz. TÜİK verilerine göre Türkiye'nin yaşlı nüfus oranı %8.2. Bu da takriben 6 milyon 900 bin 65 yaş ve üstü insan olduğunu gösteriyor. Peki ülkemizde sağlıklı yaş alabiliyor muyuz? Yaşlı bakım hizmetleri ne durumda? Evde ve hastanede yaşlı bakım hizmetlerini geliştirmek için ne yapılmalı? Yaş alırken de sağlıklı yaş almak, başkalarına ihtiyaç duymadan ya da daha az gereksinim duyacak şekilde yaşlanmayı alışkanlık haline getirmek önemli. Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Yardımcı Doçent Doktor Turan Gündüz, konuşmasını nüfusun yaşlandığına dikkat çekerek başladı. Yaşlılık kaçınılmaz bir süreç. Bu sağlıklı yaş almak, başkalarının yardım ya da yardımına ya da desteğine ihtiyaç kalmadan sürdürebilme adına bu işle ilgilenen devlet kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının daha duyarlı yaklaşarak yaşlıların daha sağlıklı, daha güvenli yaşayabilecekleri ortamların oluşturulmasına ve yıllardır yaşadıkları ortamlardan uzaklaştırılmadan kendi bulundukları ortamlarda hem bakım hem de gerekiyorsa palyatif bakımların yapılacak şekilde devam ettirilmesine, çok çok gerek olmadığı sürece hastaneye götürülmeden kendi birimlerinde bulunduğu yerlerde yaşamlarının sürdürülmesinin daha iyi olacağını düşünüyorum. Türkiye'nin 10 yıl önce 3 milyon civarında olan yaşlı nüfusu bugün 7 milyon civarında. Yaklaşık 20 yıl sonra ise bu rakamın 30 milyonları bulması bekleniyor. Yani Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip unvanını kaybetmemiz çok uzak tarihlerde değil. Peki neden evde bakım hizmeti? Şimdi evde bakım hizmetindeki temel amaç, kişi hani sağlık fiziksel, ruhsal, biyolojik ve sosyal olarak bir bütünlük halidir diye tanımladık. Kişiyi bulunduğu ortamdan koparıp huzurevi, farklı bir ortama veya hastane ortamına bıraktığınız zaman kişi kendini yalnız hissediyor. Yalnızlık duygusuna kapılıyor. Bakım hizmetini veren kişilerin eğitilmesi de bakımın en önemli noktalarından birisi. Öncelikle bizim öğrencilerimize sizin materyaliniz insandır. İnsanı seveceksiniz. Ancak insanı seven ya da canlıyı seven bu mesleği yapabilir diye anatomi, fizyolojisten tutun da psikoloji, acil durumlarda ne yapabilecekleri ve hatta bizim her ne kadar bizim ülkemizde yaşlı bakım teknikerlerine invaziv uygulamalar yaptırma yetkisi yasal olarak verilmiyor ise de Avrupa'da ve gelişmiş ülkelerde bunların hemşire gözetiminde yapılıyor. Bu eğitimi dahi biz veriyoruz.